Merhabalar, benim adım Ayşe Güzin Altunbay. Şu anda Ankara'da Lokman Hekim Üniversitesi'nde TÜBİTAK'ın 22-32 programı kapsamında bir sosyal psikiyatri projesi yürütüyorum. Proje ekibimle birlikte. Sizlere projemiz adını aldığımız ve kıyı buluşmaları adını verdiğimiz sosyal medya hesaplarını ilk videosuyla seslenmekten dolayı çok mutluyum. Önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben aslında çocuk ve ergen psikiyatristi ve psikoterapistiyim. Tıp fakültesi eğitimimi Hacettepe Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi tıp fakültelerinde aldım. Daha sonra tıpta uzmanlık eğitimimi de Hamburg'da Eppendorf Üniversite Kliniği'nde tamamladım. Uzmanlık eğitimim esnasında psikoterapi eğitimlerim, psikodinamik psikoterapiler ve grup terapileri üzerine oldu. Ayrıca Viyana'da Siyasal Bilimler Fakültesi'nde göç teorileri ve postkolonyal feminist teorileri alanında çalışma imkanı buldum. Eğitim ve çalışma hayatım nedeniyle 2000 yılından itibaren yaklaşık 19 sene Almanya ve Avusturya'da yaşadım. Proje fikri de aslında benim Avrupa'daki eğitim serüvenim esnasında yıllar boyunca adım adım şekillendi. Nilüfer Göle 2006 yılında Berlin'de yapılan bir konferansa katılmıştı. Konferansın adı Avrupa'nın Ruhu'ydu. Göle o konferansta demişti ki, ben İstanbul'dan Paris'e taşındığımda Türkiye'yi 10 yıllardır ikiye bölen başörtüsü tartışmalarını da ardımda bıraktığımı düşünmüştüm. Halbuki Paris'te kendimi tam da başörtü tartışmalarının ortasında yeniden buldum. Ve bu bende çok tedirgin edici bir dejavu hissine sebep oldu. Bu Nilüfer Güler'in bahsettiği, ben bu filmi daha önce görmüştüm hissi, tam da beni çok meşgul ettiği bir dönemde, 2006 yılında Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Profesör Doktor Vamık Volkan'ın Kitle Psikolojisi adlı dersine katılma imkanı buldum. Ve bu benim için gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi. Vamık Hoca dersinde kendisinin uluslararası alanda, politik psikiyatri alanında yıllar boyunca yaptığı çalışmalar esnasında şekillenen ağaç modelini bize tanıttı. Vamık Hoca'nın ağaç modeli beni bu Avrupa ve Türkiye toplumlarındaki gerilimlerin çözümüne dair içerdiği potansiyel nedeniyle çok etkiledi. O kadar ki ondan sonraki mesleki kariyerimi ağaç modelini ilerleyen yıllarda uygulayabilmek üzere şekillendirdim. Ve 2019 yılında tıpta uzmanlık eğitimimi bitirdiğim sırada TÜBİTAK'ın 22-32 programından haberdar olduğumda çağrıyı duyar duymaz hızlıca zaten yıllardır aklımda olan ağaç modeliyle ilgili projemi 3 ülkeli bir proje olacak şekilde tasarladım. Ve proje başvurum kabul edildikten sonra da Hamburg'dan Ankara'ya taşındım.